güzel. Kokusu gayet güzel. Hadi deneyelim bakalım. Tamam. Birer afiyet olsun. Teşekkürler. Lezzetli. Bayağı lezzetli bir döner. Afiyet olsun. Bunu kuzu buttan mı yapıyorsunuz? Evet. Butun dışında biraz daha yağlı olması mümkün mü? Biraz kuzu döş koyuyoruz. Ama çoğunluk kuzu but. Bizim kuzumuz özellikle mevsimsel olarak yağlı oranı çok değiştiği için biz onu mevsimsel olarak aslında but ve döş oranını ayarlıyoruz. Şimdi yayla dönüşü. Yayla dönüşü iyice hayvanlar artık daha kilolanmaya başlıyor. Özellikle yüksek yayladan kışlak dediğimiz deniz seviyesine indirdiğimiz zaman hayvanlar o yüksek oksijen depolamanın verdiği şeyle çok daha hızlı yağlanabiliyorlar. Bu dönemde de kuzu but daha yüksek oranda, kuzu döş daha düşük oranda kullanıyoruz. Ama mesela yayla döneminde hayvanların iyice otladığı ve yüksek yaylada olduğu dönemde neredeyse yarı yarıya but döş oluyor. Çünkü o zaman daha yağlanıyor öyle mi? Tabii tabii yani yazın daha az yağlı oluyor hayvanlar. Ama yazdan sonra güz dönemi, kış dönemi hayvanlar daha yağlı oluyor. Benim damağım biraz daha yağlı olabilir. Evet. Yani hafif, kuru demeyeceğim. Kuru değil yani. Kuru değil. Çünkü bazı birçok döner hani neredeyse al ayakkabının altına kösele kemik yak diyorsun. Ama biraz daha yumuşak, biraz daha yağlı tercih ederim. Yani güzel bu. Ama afiyet sanki olsun. Biraz daha şey istiyor. Evet olabilir tabii. Olabilir. Demek o dönemsel yani. Evet şöyle. Dönemsel bir de tabii çok yağlı olduğu zaman kuzunun hani bir tık çok, müşteriden şey gelebiliyor. Çok yağlı değil, evet. Bir tık daha yağlı evet, olabilir. Bir tık ki. Daha yani şey değil. Ama et lezzetli evet, bayağı. Evet. Şey gerçekten o kuzu tadı alıyorsunuz. Evet. Bunlar otluyor herhalde bu kuzu. Tabii tabii. Çünkü kekik şeyi de var, lezzeti aynen var öyle. Burada gerçekten. Aynen öyle. Güzel bir tuz da var yerinde. Evet. Siz burada ne kadar marine ediyorsunuz? Muhakkak tuz kullanmışsınız tabii buna. Tabii ki tuz, başka? Beyaz biber. Beyaz biber. Evet. Evet, beyaz biber ve sütle biz bunu marine ediyoruz. Biraz yumuşasın diye evet, herhalde. Evet, tabii ki. 18 saat, 24 saat arası etin sertliğine göre bu zaten marine ediliyor. Burada şöyle bir ilginç bir detay vereyim. Mesela şu an hayvanlar kışlak bölgesi deniz kıyısında. Deniz kıyısında otlayan hayvan bir tık kendiliğinden de tuzlu oluyor. Ekim'in sonuyla Mart'ın arasındaki kuzularımızda biz buna çok sık rastlıyoruz. Yani her kuzu da olmasa da çoğunlukta oluyor. Bu çok önemli birisi. Meşhur Fransa evet. Çok pahalı aynen ama öyle. Presale kuzu aynen var öyle. Ya. Evet. Presale evet. Satılır. Aynen biraz öyle. Aynı presale aynen öyle. Oluyor. Marinasyonda sarımsak yok mu? Soğan var tabii ha, ki. Birazcık koyuyor. Soğan kullanıyoruz. Soğan suyunu tabii kullanıyorsun ki. Yani. Aynen öyle. Soğan hepsini birlikte yani suyla beraber kullanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Özellikle şey döneminde daha yazın kestiğin zaman but oranı yüksek olduğu zaman tabii. Gömlek geçirseniz üstüne olabilir, o gömlek eskiden tabii. Öyle olurmuş tabii ya ki. Döner. Gömlek erişse iyice yağını, iyice yağını alsa tabii. Daha da yumuşar. Olabilir. Kışın gerek yok. Evet. Çünkü kışın zaten kendi yağlı olduğu için evet. Şey fazla olabilir. Evet. Ama yazın güzel burada daha fikir, da evet. Mükemmel olabilir. Bu karayaka. Evet. Kıvırcık hı-hı. Yakın mı nasıl evet. Ama yağı güzel bunun. Evet. Kıvırcık derler özellikle pirzolası falan hı-hı. Çok güzel oluyor. Evet. Kıvırcıktan döner oluyor mu bilmiyorum. Evet. Yani şöyle karayaka ile Trakya kıvırcığı aslında kuzen gibiler. Yani hı. Neden kuzen gibiler? Bu iki ırkın da yağı kuyrukta birikmeden vücuduna eşit olarak dağılıyor. Enteresan. Şimdi evet. Bu bizim yediğimiz tabii ne diyelim yaz. Yaz sonu artık yüz kuzusu, sonbahar kuzusu. İleride daha da yağlanıyor tabii, yani. Tabii evet yani. Kışın iyice yağlanır.